Evet arkadaşlar bugün biraz Dead Stranding oyunu ile ilgili konuşmak, sohbet etmek istiyorum sizlerle. Oyun ertelenmiş PC için. <laughs> Sanki bekleyen varmış gibi. Hani Kim oynamak istiyor ki oyunu? Yani yürüme simülasyonu abi. Ama Hideo Kojima yani oyunun yapımcısı, yönetmeni hani Dead Stranding ismini oyunun yaptığı bir oyunun ismini ezberleyip düzgün söyleyemiyoruz ama Hideo Kojima'yı ezbere söylüyoruz. Çünkü çok büyük bir oyun yapımcısı, çok büyük bir yönetmen, film çekimcisi, çok büyük bir deha falan filan fiz mekan değil. <laughs> değil abi. Değil. Alakası yok. Alakası yok. Bir kere film yönetmeni değil ama film çekermiş gibi e, sinematikler yapmaya çalışan bir adam. E, oyun yapmaya çalışmış da yapamamış gibi bir şey. Hani son yaptığı da biraz saçmalık. E, son yaptığı oyun da. İsmini nereden bu kadar ezberliyoruz? Hideo Kojima'nın e, Metal Gear Solid 5. Pantolfin. Bu oyunda arkadaşlar zart zurt zart zurt suratımıza, suratımıza 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 bu herif ismini koymuş yazmış her yere yazmış. Hideo Kojima Production. Hideo Kojima Production. Bu oyunculara yani Metal Gear Solid 5'i oynayan adama bir ızdırap, bir keder, kahır unsuruna dönüştüğü için göre göre artık ezberlemiş durumdayız adamın adını. Hani ne geçtiğini bilmiyorum. Konami'den kovuldu gitti, defolup gitti. Bu geçtiğini. Hani Metal Gear Solid oyuncularını, hayranlarını da kızdırdı. Bu geçtiğini adamın. Hani ama akıllanmış gibi arkadaşlar. Bu herif akıllanmış gibi. Ee, demiş ki The Outstanding oyununun devamını yapmayacağım demiş. <laughs> lan oğlum kim bekliyor ki? Mal mısın arkadaşım? Kim bekliyor? O oyunun devam oyunu kim bekliyor? Lan yürüyorsun lan. Oyuna para verip satın alıyorsun. Takıyorsun. Yürüme. Adam zaten akşama kadar eşek gibi çalışmış. Gelmiş. PlayStation 4'ünü açıyor. Konsolunu açıyor. Bir e, eğleneyim diye bir yeni bir oyun aldım deyip takıyor. Taktı oyunda da bakıyor olan yürüme ulan oğlum diyor ben bir zaten akşama kadar etrafta geziyorum diyor. Hani o oyunun da kargocuya denk gelmesi ayrı bir şey olurdu. talihsizlik olurdu. düşünsenize bir kargocu ya o oyun denk geliyor. Ulan zaten kargo teslimatı yapıyoruz akşama kadar. Akşam da eve gelip hafta sonları tatilde de pazar günü de bir de bu oyunda mı kargoculuk yapacağız lan deyip direkt götürüp oyunu geri değiştirir. Şimdi bu arkadaşımız Hideo Kojima kardeşimiz kendini bir şey zanneden, oyun yaptığını falan zanneden, her yere ismini yazarak bir yere varabileceğini zanneden, konabiden atılmış, yani çok da aslında konuşmaya değer olmayan arkadaşımız demiş ki ben bu oyunun devamını yapmayacağım. E paşam bravo yani akıllılık etmişsin. Yapsan da kimsenin umrunda olmaz ki dala geçme unsuru olurdun. Yani ee, bazı fenomenler vardır. Mesela ben tost yapıyorum. Ben işte süper sıtarım, Kuşa baba de ulan filan diyen tipler vardır. TV dünyasında, show dünyasında. Bunlar da kendinden söz ettirir. Palyonçoluk, soytarlık yaparak da kendinden söz ettirebilirsin bu alemde. İşte senin gibi böyle tuhaf oyunlar yaparak da birileri kendinden söz ettirebilir. E bu Hideo Kojima beyefendi kendine söz ettirdi diye büyük adam mı oldu yani? İnsanların oyunu o kadar şişirmesi, balon etmesi, pek çok maalesef oyun basını, oyuncu camiası yım diye geçinen, basının diye geçinen, sponsorlukla bedava oyunla yemlenerek içerik üreten arkadaşımızla maalesef kalkıp o Death Stranding denen yürüme simülasyonuna fazla iyi davrandılar. Tamam, oyun değişik tarza bir şey. Kabul, eyvallah. Fantastik bir şey denenmiş ama ortada oyun yok. Yürüyorsun öyle. Bir içerik yok. Ve e, adamın mesela e, siz sanattan, Hideo Kojima'dan bahsediyorum. İşte siz sanattan anlamıyorsunuz. İşte Amerika'da satışlarının düşük olmasının, Diat Stranding'in, e, Amerikalı oyuncuların FPS'e takıldı yani arcade tarzı bir oyuncu şeyi var. Güruhu var Amerika'da. Hani siz öküzsünüz abi demeye getirmiş Amerika'daki oyuncu kitlesine demiş. Yani siz ancak FPS e oyun oynarsınız. Kalafta alırsınız ancak. oynarsınız. Vurdulu kırdılı tanımalı tüfekle etrafı taradınız. Oyun oynarsınız ancak. Sanattan filan bir şeyi ee, alamazsınız. FPS e, shooter oyunları oynarsınız demeye getirmişti. Daha önceki yaptığı açıklamalarda bu herif. Hani Avrupa'da biraz daha satıldı, daha çok satıldı. İşte Avrupalılar anlıyor oyundan, siz anlamıyorsunuz. Lan oğlum sana mı kaldı kimin oyundan anlayıp anlamadığını e, belirlemek? Sen adam gibi oyun yap da, hadi yaptın baş üstüne. Yürübe simülasyonu yaptın, yaptın abi bize ne? Satılır satılmaz, o senin sorun. Ya Metal Gear Solid 5'in içine, abi niye sen adın fışkırıyor ya yüzümüze yüzümüze? Yüzümüze yüzümüze senin adın çıkıyor. Güzel hoş bir oyun da niye senin adın çıkıp çıkıp duruyor? Hani Metal Gear Solid 5 üzerine de çok konuşulacak şeyler var arkadaşlar. Çok güzel bir oyun ama yan görev ne, ana görev ne, hikayeyi nasıl ilerletirim diye çoğu zaman seni şey yapıyor. Ee, kırandırıyor oyun maalesef. Neyse konumuz Metal Gear Solid 5 değil ama işte Hideo Kojima sağ olsun adını o kadar çok yüzümüze vurdu ki o oyunda hani Konami boşuna bu herifi kiklememiş şirketten. Bu herifi tekmeleyip atmamış yani. Gerçekten nefret uyandırdı Metal Gear Solid 5'te oyuncu camiasında. Bu diğer sırt renginde sırt de işte para verip övdürttü. Para verip e, yüksek puan aldırttı. E, o para verme de bir işe yaramıyor. İşte Amerika'daki FPS oyuncuları bir halttan bir cacıktan anlamıyor. Ancak AB'dekiler işte Avrupa Birliği biraz daha sanattan anlıyor falan ayaklarına girdi. Sonrasında ama şimdi şu anda ben bu oyunun devamını yapmayacağım e, demesi bence e, akıllanmış olduğuna bir işaret Hideo Kojima'nın. E, yani çark etti. Ya Adam çok affedersiniz ben Diaz Stranding ile e, Gear Solid 5'te ismi yazıp yazıp durarak ekrana e, affedersiniz sıçtım. Tamam mı? Diaz Stranding'de Stranding ile de o boku sıvadım oyun alemine. İyice sıçıp sıvadım e, demenin bir e, kibar dili. Ben bu oyunun devam oyununu yapmam, yapmayacağım demek. Umarım e, havalara girip de ya siz sanattan alamıyorsunuz. Ben artık oyun yapmayacağım. Siz çünkü anlamıyorsunuz. havalarına umarım girmemiştir. Akıllanmıştır. Bundan ders almıştır. Umarım yürüme, hoplama, yerde yuvarlanma simülasyonları falan görmeyiz. Oyun dünyasında. Hele bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, para yedirip, reklamını yaptırıp, konsolun üstünde satıp ya markete gidiyorsun, Dias Trending olan makine var ya. Dias Trending'in e üstüne gelen makine görüyorsun mesela. Raflarda düzülü görüyorsun. Karşına çıkması bile hakaret böyle bir oyunun. Yani ne bileyim, oyun basınında bir şeyler açıp izliyorsun, dinliyorsun. Adam bundan bahsediyor ve övüyor abi bir şekilde. Saçma sapan bir şey. Yani ne buldun da övdün abi? Ne buldun da övdün? Hatta bugünlerde bu e, pandemi yüzünden, bu salgın hastalık yüzünden bu herifi oyun dünyasında abi adam geleceğe görmüş ya. Adamın yaptığı oyunu şu an biz yazıyoruz. Ya, şey pardon yaşıyoruz ya. Herif ne biçim oyun yapmış ya diyenler var. Abi gözünüzü seveyim ya. Adam gidip domuz gribi, kuş gribi gibi geçmişte yaşanmış şeyleri çünkü Asya'da bunlar genelde yaşandı. Çıkış noktası hep Çin civarı adam oralardan bakmış demiş ya böyle bir konu yapayım ben demiş. Kimsenin dışarıya çıkamadı. Bir Mad Max'in Mad Max filmlerinin konusuna falan benzer bir şey yapayım. Bir kıyamet senaryosu yapayım. Yapayım da yapmayayım ama. Yapmış gibi yapayım. Hiçbir şey göstermeyeyim. Bir herifin sırtına bir bebek falan koyayım. Ee, öyle bir trailerler, fragmanlar yayınlayayım. yayınlayayım. İnsanları meraklandırayım. Balon, balon yapıp Oyunu şişireyim şişireyim şişireyim. Parayı gidip pavyonuna mı gömdün artık ne yaptın oğlum? Oyunu geliştirirken harcanan parayı ne yaptıysa artık. Bir Hollywood'dan da bir tane sanatçı artist getiririm. Onu da oynatırım. Onu da gösteririm. Hatta başrol yaparım oyunu. Onu. Satar. Satmasa satar. Kafasında bir adam. Yani bilmiyorum. Oyuncuğuna bir marazı mı var? Hakaret mi etmeye çalıştım? Abi oyuna para verir, vermezsin. Oynamazsın. Eyvallah. Ama Oyun basını bahsediyor. Siteler yüksek puanlar verip yazıyor, çiziyor o oyunla ilgili. Ee, oyun ekipmanı satılan yerlerde görüyorsun diskinin. Buraya diski rafta dizilir. Hani ne abi bu diyorsun ya. Bu niye her yerden karşıma çıkıyor diyorsun. Aynen Metal Gear Solid 5'i oynarken ee, bu herifin adının durmadan karşımıza yüzümüze yüzümüze fışkırdığı gibi. Maalesef Hideo Kojima arkadaşlar son yıllarda saçmalayan bir oyun yapımcısıydı ve e, Konami'den çekip gitti. Gittiği yerde de saçmalamaya devam etti ama şu an bövülemiyorsa eğer siz oyunu anlamıyorsunuz. Siz artık oyun yapmayacağım demeye getirmiyorsa, böyle bir niyetle söylemiyorsa adam demiş ki ben demiş Death Stranding'in e, yürüme simülasyonu yani Death Stranding. Ya bunu bile söylemeye, telaffuz etmeye uğraşıyoruz ya. Abi yürüme simülasyonu. Hideo Kojima'nın e, yürüme simülasyonu bu oyunu adam demiş ki ben devamını yapmayacağım abicim demiş. Hani <laughs> abi bekleyen mi var ya? Bekleyen mi var ki? Kim bekliyor abi bu oyunu? Bu oyunun devamını mı bekleyen var? Ve e, bir oyunun arkadaşlar e, Death Stranding PC'ye gelecekti. Oyunun PC sürümü de ertelenmiş. <laughs> Çok üzüldük. İnanılmaz üzüldük biz oyuncular olarak zaten bu oyun PC'ye gelse de oynasın diyorduk. Aa, yüreğimizde kalbimizde bir sızıydı. Pek çoğumuz kendimize zor hakim oluyoruz gidip PlayStation satın almak için, eee Diast Trending'i sırf oynayabilmek için. Hani akıllanmış gibiye benziyor arkadaşlar. Bundan sonra öyle yürüme, oturma, kalkma, yuvarlanma simülasyonu yaparsa Hideo Kojima bir zahmet oyun basınlarına, oyun inceleme web sitelerine bu işi dünya çapında yapan pek çok e, insana para yedirip abi bunun bir güzel reklamını güzellemesini yapın deyip bir zahmet karşımıza Metal Gear Solid 5'te kendi ismini dakika baş yüzümüze vurduğu gibi karşımıza sağdan soldan oyun basınında aa çok enteresan bir şey Oo, benim puanım 100 üzerinden 80 falan dedirtmez umarım. Yani ben şahsen oyuna kızmıyorum eleştirmiyorum çünkü oynamaya tenezzül bile etmedim oyunu. Hani oynanacak gözle de görmüyorum zaman kaybı olur benim için. Benim kızdığım şey Metal Gear Solid 5'in içinde kendi adını dakika başı yüzümüze vurduğu gibi bu oyunu da oyun bastığına öldürttü ve yüzümüze vurdu. Her yerden karşımıza çıktı. Umarım Hideo Kojima akıllanmış gibi görünüyor. Devamını yapmayacağım. Bir de öyle bir oyun yapmayacağım demiş. Ee, umarım akıllanmış gibi görünüyor. Umarım akıllanmıştır. Çünkü nasıl istiyorsa kaynak ona o kaynağı sağlayanların şeyi, sorunu. Oyun yapması için sponsor olan firmaların sorunu. Benim değil şahsen. Oyuncuların değil. Adam orada abudik gıbudik oyun geliştirir. Bakarsın beğenmezsin almazsın. Olur biter. Olur biter. Hani bizi ilgilendiren bir şey değil onun abuk sabuk oyun yapması. Bizi ilgilendiren şey oyun dünyasında birilerine para yedirerek yapamadığı yapmadığı olmayan ortada bir oyun bile olarak sayılmayacak bir yürüme simülasyonu oyun diye yutturmaya çalışması ve insanlara kalkıp da bunu para vermiş yani öldürmek için para vermiş reklam yaptırmışlar yani bu bunu umarım yapmaz yani bu konuda akıllansın şahsen benim için yeter hani Hideo Kojima'nın karıştığı bir oyun içinde dakika başı bir herifin adı geçmesin bu bana yeter ee, ve e, yaptığı bir oyunu da hak etmediği halde balon yapıp şişirip hani şu ee, sıcak hava balonları olur ya arkadaşlar dev gibi hava uçması için sıcak hava basarlar. Yani çocukların elini alıp oynadığı oyun balonlar da değil yani bu Death Stranding oyunu o sıcak hava balonları gibi şişti abi daha kadar şişti. Ne abi kimse onu beğenen bir kimse var mıdır acaba ya? Hani para alıp övmeye çalışanlar bile bir noktada diyorlar abi sıkılırsın da işte zevk meselesi enteresan bir şey istiyorsan. <laughs> Enteresan bir şey istiyorsan denersin falan dediler yani. Övmeye çalışan bile övmedi ya o Deas Trending'i. Övmeye çalışan bile övemedi Ve bugünlerde işte insanlar. Abi şu an yaşıyoruz ya. Aynısını yaşıyoruz. Evden çıkamıyoruz. Kargocular getir götür yapıyor. Adam geleceği görmüş ya falan diyorlar bazıları. Ya oğlum akıllı mısın? Bu video oyunu. Video oyunu. Kıyamet senaryosu konu alarak video oyunu yaptı diye bu adama saygı mı duyacaksın? Sen oynamana bak. Sen oyuna zevk aldın mı? Oynadın mı? Sen oyunun senaryosunu beğendin mi cidden? <laughs> yani bu, bu, sadece mantıklı bir şey. Mi? Bu oynanacak bir şey mi? Hani oyunu beğenmiyorsan abi oyunu niye uyuyorsun ki sen? Adam diyorsun işte geleceği görmüş. Adam bir şey gördüğü yok ki. Bir şey gördüğü yok. Şu an bu yaşanan bu pandemi olayıyla Uzaktan yakından o Death Stranding'in konusunun alakası yok abi. Orada dünyanın sonu gelmiş diyor adam. İşte yağmura yakalanınca değişiyorsun bilmem ne zar sur dışarı kimse o yüzden çıkamıyor. Bir adam işte bağışını kazanmış bir o çıkabiliyor o da millete bir şeyler götürüyor. Yürüme simülasyonu filan. E şimdi böyle bir şey mi yaşandı? Şu an yaşanan şey dünyada 300 yılda 500 yılda bir yaşanan hatta şu son 20 yılda Kuş gribi ve e, domuz gribini de yaşadı dünya. Yani bu herif ileriyi mi görmüş yoksa ulan bu domuz gribi yaşandı bilmem ne gribi yaşandı millet dışarı falan çıkmadı karantinaya alındılar. Ben bundan bir oyun çıkarayım ya böyle bir oyun yok diye acaba fırsatı mı yakalamış fırsatçılık mı yapmış potansiyelini mi harcamış buna bir siz karar verin arkadaşlar. Yani böyle bir pandemi e, kargocuların bir şeyler getirip götürdüğü, herkesin bir yerlere sığınaklara saklandığı bir oyun yapacak olsaydınız Diyasitlendiğin gibi yürüme simülasyonuna mı çevirirdiniz oyunu acaba? Hani bu harcanmış bir potansiyel mi? Hideo Kojima gibi kendini beğenmiş abuk sabuk bir adamın elinde harcanıp gitip gitmiş bir fikir mi acaba? Yoksa Hideo Kojima ileriyi mi görmüş? Buna bir siz karar verin bakalım. Çünkü bakın ee, belki 100 sene sonra, belki 50 sene sonra, belki 20 sene sonra, belki 500 sene sonra yine salgın hastalık, yine pandemi olacak dünyada. Bu olmayan, yeni yaşanmış bir şey değil. Adam belgesel izlemiştir. Avrupa Avrupa'ya işte Asya'dan gelmiş bazı hastalıkların yarattığı kara veba diye bir şey var mesela Avrupa'da. Onun belgeselini izlemiş, oradan esinlenmiş herif belli ki. Ya da Avrupa'daki Avrupalı istilacılar Avrupa'dan Amerika kıtasına gidiyor. Orada... Aztekler, Mayalar falan ne varsa adamların o hastalıkları bulaştırıyorlar yerlilere ve orada insanların kökü kazınıyor ya. Kırılıyor, telef oluyor. Bütün yere halk komple telef oluyor. 10 kişinin 9'u ölüyor. Savaşmaya bile e, gerek kalmıyor. İstilacı, Avrupalı istilacılar tarafından. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam İspanyollardı. Gidiyorlar ve hastalıkları yanlarına götürüyorlar Avrupa'dan. E bu adam bunun bir yerde belgeselini izlemiş. Abicim konuyu çok 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 beceriksizce gerzekçe çalmış. Berbat etmiş ya. Adam Metal Gear Solid 5'te yüzümüze yüzümüze ismini çıkararak çok affedersiniz sıçtı. Yürüme simülasyonunu da balona çevirerek sıvadı. Abi yüz yürüme simülasyonuna bu arada beğenen vardır ha onlardan da. Af diliyorum ben oyuna laf etmiyorum. Oyun iyidir kötüdür ben beğenmiyorum o ayrı mesele ama zevk meselesi. Beğenen de oynayan da zevkle oynayan da muhakkak vardır bir yerlerde. Ama bunun bu şekilde balon yapılıp yüksek puanlar alması ve e, tutup da e, abi çok kral oyundu falan. Adam şimdi de hatta hoplatmaya çalışıyorlar. İşte adam ileriyi görmüş falan diyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Mesela e, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bütün oyunları birleştirip de ben bu oyuna yüz üzerinden 80 veriyorum diyemezsiniz. Şöyle bir açıklama getirmek zorundasınız. Ben bu oyuna %100 üzerinden 80 verdim ama bunun sebebi abi abidik kubidik yürüme simülasyonu bundan başka yok. Varsa da çok kalitesiz dandik. 3-5 tane yürüme simülasyonu buldum. Onları oynadım. Bir de bunu oynadım. Yürüme simülasyonlarıyla kıyasladım yürüme simülasyonlarıyla kıyasla bu iyi dersin. Bunu anlarız. Ama yok abi en iyi oyunlar içinde falan gösteriyorsun. Hayırdır birader? Neresi bunun en iyi oyunlar ki? Bu bana Crytek'in yaptığı online tabanlı kimsenin oynamadığı, oynamaya uğraşmadığı, denemediğim, beleş verse de bile belki de kimsenin almayacağı ya da işte 5 liraya falan 10 liraya satılsa belki milletin alabileceğim kimsenin aklına gelmeyen, kimsenin oynayıp söz etmediği, içerik üretmediği, reklamını yapmadığı, bilmem adının duyulmadığı bir oyunu hatırlatıyor ama e, Laf'ta Laf'ta, Lefta, Steam'da en çok oynanan ona falan girmiş oyun. Şeyin Crytek'in Hunt Show'dan. Evet, o oyunun ismi galiba buydu. Hani online tabanlı, PvS olmayan, story'si, history'si hi şeyi, e, hikaye modu olmayan online tabanlı free to play midir? Oyun içi içerikler mi satacak? Oyun da ücretsiz de değil zaten. Hem para vereceğim, oyunu alacağım, bir de içinde üstün gelmek için, galip gelmek için ekstra şeyler mi alacağım? 50-60 dolardan da daha mı pahalıya gelecek bu oyun bana bilemediğim. Ve kimsenin de ilgi duymadığı, adından söz edilmeyen Hunt Showdown'ı hatırlatıyor bana yani. Teknoloji basınında şöyle geçen ayın mıydı ne? 10-20 gün önceydi. Şöyle bir üstün körü ya en çok oynananlar listesine girmiş de hani bu ne bu Handshawn? Kimse de bilmiyor. E, kimse de bu oyunu duymamış, oynamamış, görmemiş, incelememiş doğru düzgün. Hani ne olduğunu anlayamadık ama en çok oynananlara girmiş Steam'da diye belli ki ısmarlama, parası ödenmiş bir haber. E, Handshawn böyle bir şişirildi oyun. Hani bu bana Handshawn'u hatırlatıyor yani. Abi ee, para verip şişirirsen Hideo Kojima'cım her yerde yani yüksek inceleme puanları falan filan böyle bir triplere girip de belli yani abi son ile el ele vermişsin konsola yaptık bunu sadece hadi iyi şey yapalım iyi reklamını yapalım diye yani belli ki yapmışsınız yani biraz yemlemişsiniz insanları Hideo Kojima kardeş sen bu şekilde oyun yaparsan biz de seni böyle yerden yere vururuz o balonu feci şekilde patlatırız. Hani hideo kojima'nın adının geçtiği, yani yapım yapan adamlar içinde listede geçtiği oyuna artık insanlar şüpheyle bakar. Acaba bu e, adamın adı durmadan oyunun içinde zar sür karşıma çıkacak mı? Acaba yürüme simülasyonu mu, yuvarlanma, işte ne bileyim, e, yüzme simülasyonu? Olur abi. Şimdi ben de işte dünyada dünyanın her tarafını su kaplamış. E, o yüzden Balık adamlar türemiş. Sen de işte bir mağaraya sığınıyorsun. Küçük adalara sığınıyorsun. Mahsur kalmışsın adalarda. İşte balıksı adamlar yüzerek okyanuslarda, devasa okyanuslarda işte ee, bilmem suda kalanlar işte böyle canlı kalabilenler iyi yaşıyor falan. Ben de böyle bir şeyler sallarım ama işte mesele onu oyuna çevirmekte. Hani bakalım Hideo Kojima geçeceğine akıllandıysa arkadaşlar e, oyun yapma kariyerinin devamında adını oyunların içine suratımıza 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 çakmaz. Bu bir. iki Böyle e, sıcak hava balonu gibi balona dönüşmüş. Övülmüş ama bu ne oğlum? Bu oyun mu lan? Dedirten oyun çıkartmaz. Eğer ciddi manada akıllandıysa Sayın Hideo Kojima. Yok akıllanmadıysa kendi bilir. Kendi bilir. Yani bahsederiz. Yine bahsederiz kendisinden ama aha, bu şekilde bahsederiz balon balonların yapımcısı falan deriz yani. Hani şu Metal Gear Solid 5'te dakika başı çıkıyor Hideo Kojima Productions. Ya bunu yazıyor. Biz onunla gırgır gır geçmeye başlarız. Hideo Kojima balonculuk. Hideo Kojima balonların efendisi falan demeye başlarız. Yani bir balonla dönüştü Hideo Kojima. Bakalım bu Kojima e, balonluktan adamlığa evrilebilecek mi? Görünüşe göre ben bunu olumlu buluyorum arkadaşlar. Trending'in devamı gelmeyecek, yapmayacağım demesi akıllanmış gibime geliyor. Belki oturup la biz ne yaptık da bu kadar tepki çekiyor. Kimse adam yerine koymuyor. Alan yok. Alan yok. Konsolun üstüne bedava koysak da alan yok. Konsolun üstüne koyup hediye etsek ee, adam gidiyor God of War'ın olduğu makineyi alıyor. <laughs> yani şey diyeyim. Eee Satış rakamlarına baksak tahminim be. Tabi bunu bildiriyorlardır. La oğlum senin oyunu makinenin üstüne koyduk. Ücretsiz olarak. Makinenin üstüne hediye olarak koyduk. Hatta senin oyunu koyduğumuz makineyi de çok ucuza yaptık. Ee, yine de e, şey olmuyor. Satılmıyor falan demişlerdir. Ben öyle tahmin ediyorum. Hani akıllanmıştır. Umarım akıllanmıştır. Ben bunu bir geri dönüm dönüş almıştır. God of War üstünde hediye edilen PlayStation 4 satılıyor da e, araba yarışı bilmem ne eklenen e, makine satılıyor da benim oyunumu koyduğum raflarda öylece bekliyor kimsenin aldığı yok e, niye ne oluyor da bunu alan yok diye düşünmüş oyunu ben şöyle bir playstation 4'e takıp ya ben bir oturup oynayayım demiştir bir haftasını falan verip uğraşıp dedinip oynamıştır ve oyunun başından kalktığında şöyle demiştir ya ben bunun devamını yapmayayım ağır saçmalamışım falan demiştir diye tahmin ediyorum. Umarım öyle olmuştur. Umarım akıllanmıştır. Akıllanmış halde oyun yaparsa oynarız. Hideo Kojima fena bir oyun yapıcısı değil. Ama yani bu durmadan ismini yüzümüze vurması ve arada bizi enayi yerine koyup da saçma sapan simülasyonlar üretmesi, buna oyun demesi. Bir de üstüne utanmadan millete para dağıtıp da arkasına Sony'nin, PlayStation'ın gücünü alıp da bunu balon gibi şişirmesi çok yakışmadı kendisine. Bakalım oyun yapma kariyerinin devamında böyle saçmalayacak mı, akıllanmış mı? Bunu zaman gösterecek, yapacağı işler gösterecek ama şu an için Death trendingin devamını yapmayacağım demesi bence olumlu bir adım. Hideo Kojima cidden akıllanmışa benziyor bence.